Beklenen bir geliş var. Manevi susuzlukların ırmak olduğu günlerimize, 3 aylarda rahmete susamış gönüllerimize bir geliş var. Bir sultan gibi, bir ferman gibi, rahmet rahmet üzerimize yağmak için, hasret hasret ufkumuza doğmak için bir geliş var. Müminler, o geliyor, onu tanırsınız siz, iyi bilirsiniz. Bir yıl evvel yine böyle bir zamanda gelmişti, onu tanırsınız. Hani sevinçler ve müjdeler kanıydı. Hani o 11 ayın sultanıydı. Müminler, kararan ruhlarımızı nurla doldurmak, ham gönüllerimizi sevapla doldurmak için sultan geliyor, mahı gufran geliyor. Müminler, yıllar yılıydı. Kutlu zamanlarda saadet çağıydı. İnsanlık sancıdan, insanlar acıdan kurtulmadaydılar birer birer. Yaratılanların en şereflisine, ayların en şereflisi verilmişti. Şifa diye, gufranımız, bağışlanmamız için, vefa diye biraz da aşkın ateşine yanmamız için. Çağlar vardı, zaman akmıştı ve sevgililerin en sevgilisine, ayların en sevgilisi verilmişti. Kardeşliğimizi hatırlayalım, küskünsek barışalım diye, yoksula yardım edip meleklere karışalım diye. Selamımız, salavatımız olsun diye, kurtuluşumuz, beratımız olsun diye. Müminler, sultan geliyor madem, usulünce karşılamak gerek. Sultan gelince de sultanlar gibi yaşamak gerek. Gelin o halde bu sene orucu oruç gibi tutalım ve mahyalarımızı gönüllerimize bağlayalım. Gelin bu sene oruçla çelişen günahlarımıza durmadan ağlayalım. Geceler ibadetimiz olsun, oruçlar hidayetimiz olsun gelin. Mazlumların ahını gidererek başlayalım imsaklara ve iftar için ellerimiz uzansın uzaklara, daha uzaklara. Gelin, uzakları yakın etsin oruçlarımız bu sene. İsyanlardan hidayete akın etsin oruçlarımız bu sene. Gelin, hayatı cadde cadde zarafetle buluşturalım. Gelin, sokaklarda renk renk iftarlar oluşturalım. Müminler, Hak Teala size, ey iman edenler diyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Dikkat buyurunuz, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için diyor bunu. Allah'a karşı gelmekten sakınmamız için. 3 günlük yolda ve 3 gün sonra, o geldiğinde efendiler, 3 gün sonra üzerimize güneş doğduğunda, Sultan şehrin kapısından girdiğinde, kalplerimizdeki zifiri karanlıkları yıkmak üzere, yadıyla dudaklarımızı kanatan hasretleri yıkamak üzere. Kırın içinizdeki kötülük fincanlarınızı ve asi iseniz ıslah edin canlarınızı. Pişmanlıklarımız gülümseyişlerle tutsun ellerimizden ve iftar sevinçlerine karışsın aminlerimiz. Çoğaldıkça çoğalsın dualarımız. Her gece gülün yağdı gül dudaklarda okunsun. Her akşam iyilikler desen desen dokunsun. İki sevinç arasında, bunda ve ötede, müjdelenen iki sevinç arasında bir alev gibi yansın ruhumuz. Bir anda tutuşsun amel defterlerimizin kara sayfaları. İnşallah tertemiz olsun. Müminler, o geliyor. Yüce Allah'ın gufranı, Nebiler Nebisi'nin fermanıyla geliyor. Hani oruç perdedir demişti sevgililer sevgilisi. Hani biriniz oruç tuttuğu gün kötü söz sarf etmesin, bağırıp çağırmasın, oruç perdedir demişti. Müminler, gelin hakiki oruçlarla iftar açalım bu sene. Gelin orucu perde edinelim de cümle kötü amellerden kaçalım bu sene. Gelin camiler salavatlarla dolsun ve oruçlarımız gerçek oruçlardan olsun. Riya ve gösterişten arındırıp kendimizi Allah'ın gufranına erelim. Nur elbiseler giyinip kutlu kapılardan girelim. Rabbimiz, Ramazan'a ulaştır bizi, affına yaklaştır bizi. İftar dakikasında düğümlenen zamanı hayırla paylaştır bize. Nefesi gül kokanın yolunda engelleri aştır bize. Sofralarımıza Halil İbrahim bereketleri dökülsün. Dillerimizden münacatlar ve dualar dökülsün. İlahi, 11 ayın sultanı hürmetine muradımızı ver bize. İyileştir içimizdeki yaraları, ağız tadı ver ülkemize. İlahi, orucu tuttur bize. İlahi, oruca tuttur bizi.